Bismillahirrahmanirrahim. Babur recul yetatarraku fil mescidi bis-sihab. Bir adam, bu bab şunun beyanında ki, er-recülü bir adam, yetatarraku yol olarak ittihaz eder, mescidi gider, yol olarak geçer. Fil mescidi, mescitte ne ile? Bis-sihab, oklar ile. Yaya kor atarlarmış ya, eski harflerde var. Bir ağaç, ağacın ucunda demir, kurşun gibi, onu yaya kur, attığı gibi, kurşun gibi derer. Eline alıp, mescitten geçerken, caiz mi elindeki o oklar olduğu halde, caiz değil mi? Bu oki, misal veriyor, ok, bıçak, kama, kılıç, onlar da bunun gibi. Caiz midir, değil midir? حدثنا أبو بكرة وعلي بن معبد قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا يزيد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا رسول الله Efendimiz buyurdu ki sizden biriniz bizim mescidimizden yol olarak geçti mi? أو في مساجدنا yahut da mescitlerimizde, ya Resulullah Efendimiz kendi mescidini söylemiş, yahut da herhangi bir mescitte olursa olsun, mürur etti geçti mi? Ve fi yedihi siham, elinde de oklar var, oklar olduğu halde geçti mi? Fel yumsik bini saliha, onların demir taraflarını tutsun. Ki la yaqir biha aheden, onunla kimseyi yaralamasın. Ağaç tarafından tutarsa o sivri taraf olur ki bir adama tesadüf eder, yaralar. Ya demir tarafını tutsun ki kimseye zarar vermesin. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı zahip oldular اِلَا اَنَّهُ شُنَا كِ لَا بَأَسَ لَيْسْ olmadı اَنْ يَتَخَطَّى bir adam تَخَطِّيَ de geçe اَرَّجُلُ adam ve mescide mescidi. Mescitten geçmede beş yoktur. وَهُوَ حَامِلٌ مَا أَرَادَ حَمْلَهُ kendi yükünü almış, o yüküyle mescitten geçecek. Bunda beis yoktur. Buna misal getirdiler. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِهَادَ الْحَدِيسِ bak bu hadisi de delil getirdiler ki Resulullah Efendimiz bir adam elinde oklar geçerse mescitten, demek geçerse geçmesi caiz. Yalnız elinde oklar kimseye yara vermemesi için demir taraflarını tutsun ki kimseye yara vermesin. Senin elinde bir eşya var. Mescidi yol, oradan yol geçiyor. Oradan elinde eşyayı vurup geçeceksin. Caiz mi değil mi? Bunlar dediler caiz. Bilhassa başka taraftan yol yoksa yahut da uzaksa mescidin bu kapısından girip öteki kapısından çıkacaksan. İbadet için değil. Yani yol olarak geçecek oradan. Burada şimdi harem yaptılar ya. Buradan gidiyoruz. Buradan vurup babı sıkıyoruz. Halbuki oraların hepsi mescid oldu. Elinde de eşya var. O eşyayla oradan geçmesi caiz mi değil mi? Bu kabile göre caiz. Ve halefem fî zâlike âherun. Diğerler bunları muhalefet ettiler. Ve kâlu dediler ki lâ yembeğî li ahedin. Hiçbir kimseye layık değildir. En yedhulel mescide mescide girmeye girmek layık değildir. Ve hve hamilun şey'en min zâlik. O da o kendi götüreceği şeylerden bir şeyi hamil olduğu halde mescitten geçmesi caiz değil. Sen eşya götürüyorsun, mescitte mescidi yol ittihaz edeceksen alıp oradan geçeceksin. Bu caiz değildir dediler. İlla en yekûne dehale bihi, illa o elindeki eşya ile dahil olursa ki yuridu bi duhûlihi as-salâ. O elindeki şeyle eşyayla mescide giriyor. Namaz için girerse o vakitte caiz. Elinde eşya var, koyacak yerin de yok. Namaza gidiyorsun, elinde mescide girebilirsin. Çünkü maksat mescidi yol ittihaz etmek değil, mescitte namaz kılmak. Fakat elindeki eşyayı da o surette mescide ithal edebilirsin. اَوْ اَنْ يَكُونَ اِذَا دَخَلَهُ yahut da mescide o adam girmiş, elindeki o eşyayla beraber يُرِيدُ بِهِ السَّدَكَ o elindeki eşyayı sadaka verecek, onu murad ediyor. Bu vakit de caiz. Niye? Adam elinde eşyayla girmiş ama maksedi o eşyayı sadaka verecek mescitte. فَأَمَّا اَنْ يَدْخُلَ بِهِ اَمَّا o adamın
ve eşya ile girmesi ki yuridu tahattiyel mescid. Maksedi mescidi hatavat ile geçecek. İbadet için değil, onun sadaka için de değil, mescidin bu başından girecek, öte başından çıkacak. Evet, bu vakitte o eşya ile beraber gitmesi fe inne zâlike bu mekruhun mekruhdu, günahtır. Ve kâlu, bu ulema, ikinci ulema dediler ki قَدْ يَحْتَمُلَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. İhtimali var ki Resulullah Efendimiz erade murad etti bima zekerina, bizim zikrettiğimizle, nerede şey hadis Ebu Musa, Ebu Musa'nın hadisinde yukarıda birinci hadisi şerifte girerse okların demir taraflarından tutsun. Bu hadiste caiz ki murad etti el idhale lis sadaka. Bu okları sadaka için götürüyordu da bir adam sadaka etmek için okları alır götürürse girsin fakat demir taraflarından dursun ki kimseye yara vermesin. Mesela sen silah dağıtacaksın, kılıç dağıtacaksın yahut da fişak yahut da kama, öyle bir şey ki kınında da değil, onu götürüp sadaka dağıtacaksın. Mescide girdiğin vakitte onu sadaka dağıtabilirsin ama o şekilde gireceksin ki o silah kimseye zarar vermeye. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكِ. Buna biz nazar ettik ki Hazreti Ebu Musa el-Eş'ari'nin rivayet etmiş olduğu o hadiste acaba sedekeyi mi murad etmek kastiyle Resulullah Efendimiz bunu mu kastetmiş? Sedeke etmek için girerse caiz. Yok, sedeke etmeyecek de elinde eşya girip öteki taraftan da çıkacak, bu caiz değildir. Bunu teyit edecek bir mana var mı yok mu? Buna nazar ettik. هَلْ نَجِدُ شَيْءًا مِنَ الْآثَارِ. Eserlerden bir şey bulabilir miyiz ki yedullu aleyhi, buna delalet eder. Yani Resulullah Efendimizin girebilir demesi sadaka etmek için girerse. Bunu kastetmiş olan. Feizen Yunus'u baktık ki Yunus kad haddesena, bize rivayet ediyor. Kale haddesena ibn Vehbin. Kale akbereni Amr ibn al-Haris ve Leysu ibn Sa'din. İkisi rivayet ediyor. Yezid ve haduma alel ahar. Fakat bu iki ravinin birisi ötekinin üzerine ziyade ediyor. Yani ibarede biraz ziyadelik var. İkisi de kimden rivayet ediyorlar? An Ebi Zübeyir, an Cabir. Ebi Zübeyir'den, o da Cabir'den radıyallahu anh. Kale Hazreti Cabir, buyurdular ki kâne racülü yetesaddak. Bir adam tesadduk ediyordu. Bi nebilin fil mescid. Mescitte nebiller ile nebil işte ok. Okları eline almış, onları tesadduk ediyordu. فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz ona emretti. اَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا. O oklarıyla mescitten yürümeye اِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُسُولِهَا. İlla o demir taraflarını elinde tutmuş olduğu halde girer. Adamın birisi okları almış, mescide götürüp gazilere sadaka verecek. Onun çünkü o parayla alınıyor. Herkes de alamaz. Harbe gittiği vakitte her adamda birçok miktarda ok olacak. Bu adam da yapmış yahut da satın almış. Mescide götürüyor ki Resulullah Efendimiz'in mescidinde sadaka dağıldı. Peygamber Efendimiz de onu gördüğü gibi dedi ki sen mescide girerken demirlerinden tut. Nasıl zarar vermesin. Öteki tarafından tutarsa demir tarafı dışarıya gelir. Olur ki kimseye değer yaralar. Bunun için öyleyse birinci hadisteki bir adam eşya ile girebilir. Ne vakitte onu sadaka dağıtmak kesti var ise. Yok, sadaka dağıtmak kesti yoksa. Yahut da kendisi namaz için gidiyor da o eşya da elinde. Bu kasitte yoksa eşya ile mescidin bir tarafından girip öteki tarafından çıkmak caiz değil. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا شعيب بن الليث قال عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. إن حديث شريف إمام التحاوي ربيع المازن ترك إلى ذا رواية الذي فبين جابر في هذا الحديث بو حديثته حضرة جابر بيان التكي أن الذين كانوا يدخلون بها المسجد شو بالكمسة لكي ellerindeki eşyalarla mescide dahil olur idiler. İnnemâ kânü yurîdûne bihâ, onlar o eşyalarına murad ederdiler. Es-sadakate fîhî, mescitte sadaka vermeyi, elindeki o eşyayı sadaka vermeyi niyeti murad ederdiler. Lettehat diye, yoksa mescitten geçmek değil.
o eşyayla beraber mescitten geçecek, sadaka dağıtmayacak. Bu maksatı değil. Mescide girecek, elindeki eşyayı sadaka dağıtacak. İşte onun için müsaade oldu ona. فَهَذَا هُوَ مَا أَبَاحَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İşte Peygamber Efendimiz'in mübah kıldığı bu oldu. Sadaka dağıtmak için eşyayı alıp götürenlere müsaade etti. مِمَّا فِي حَد۪يسَ اَب۪ي مُوسَى اَب۪ي مُوسَى الْاَشْعَرِينَ rivayet etmiş olduğu hadisteki ibahe budur. Eskiden Harem-i Şerif'te burada etraftan yol uzak olurdu. Bab-ı Selam'dan gidersen, Bab-ı Cibril'den çıkarsın yakın, arkadan dolaşırsan uzak. Hasreten hac mevsimi olursa kalabalıkta geçmesi de zor. Mekke-i Mükerreme'de sokaklar dolu, haremin bir tarafından girer, öteki tarafından çıkarsan ise kolay. Yok arkadan, dar sokaklardan dolaşırsan yol yok. Ekser talebeler, adamlar haremin hemen o tarafından girer, öteki tarafından çıkar. Elinde eşya olur vesaire olur, yani aynen bir yol ittihazı oluyor. Şimdi bunlar mekruh, hep mekruh idi. Yahut da başka herhangi bir yerde öyle bir mescid olur ki, iki tarafından yol, mescidin bir tarafından girer, hemen öteki tarafından çıkarsan yol yakın olur. Etrafı dolaşırsan ise yol uzak olur. Yakın olsun diye mescidin içinden girersen ise sırf yol ittihaz ediyorsun onu. O caiz değil. Hele bir has elinde de şey olursa caiz değil. Ya hiç olmazsa o kerahati kaldırmayı için girdin mi orada iki reket tehiyyetül mescid kıl, işte namaz kılmak için girdin. Ondan sonra alır öteki taraftan çıkarsın. O vakitte kerahat sahil olmuş olur.